Herkese merhaba. Bu benim ilk videom. Bu videoda sizlerle masal çözümlemesi yapacağız. Bunun için Judith Lieberman'ın Masallarla Yola Çık kitabından faydalanacağım. Hepinizin çok iyi bildiği bir masalın versiyonunda mesajlar okuyacağız. Hayatımıza dair parçaları göreceğiz. Hazırsanız masalı anlatmaya başlıyorum. Ülkenin birinde yaşayan prenses küçük yaşta annesini kaybetmiş. Annesinden ona geriye kalan tek şey altın bir topmuş. O kadar çok seviyormuş ki bu oyuncağı, bebekliğinden genç kızlığına kadar hiç elinden bırakmadan yıllarca oynamış. Ta ki bir gün gölün kenarında oynarken onu suya düşürünceye kadar. O kadar üzülmüş, o kadar ağlamış ki o sırada suyun içinden bir kurbağa belirivermiş. Ve prensesin ağlamasına dayanamayarak ne istediğini bildiğini ve ona yardım edeceğini söylemiş. Tabii bunun karşılığında da o da istediği bir şeyi yerine getirirse. Prenses bunu duyunca çok sevinmiş. Yüzüklerim, küpelerim, kolyelerim hepsi senin olabilir kurbağa demiş. Kurbağa da ben bir kurbağayım. Yüzüklü küpeyi ne yapayım? Ben başka bir şey istiyorum. Ne istiyorsun diye sormuş prenses. Kurbağa da arkadaşlığını istiyorum demiş. Ha demiş prenses, o da kolay. Her gün gelirim burada seninle oyun oynarız sevgili kurbağa. Yeter ki altın topumu bana geri getir. Benim için çok değerli. Kurbağa demiş ki yo, o kadar kolay değil. Ben senden özel bir arkadaşlık istiyorum. Her gününü geceni benle geçir. Her gece benle uyu. Her gün benle yemek ye. Hep benimle ol istiyorum demiş. Prenses bunun biraz aşırı olduğunu düşünürken kurbağa nasıl olsa bana söz verdin. Sözün söz. Hemen topunu getiriyorum deyip suya dalmış ve prensese topunu getirmiş. Prenses de topu kaptığı gibi kaçmaya başlamış. Burada masalı keseceğim. Çünkü prenses ve kurbağa iki ayrı kişilik. Hayatta karşımıza bazen prenses gibi yardıma ihtiyacımız olduğu anlar gelebilir. Ya da bir kurbağa gibi yaptığımız şeylerin karşılığını beklentiye girebiliriz. Yani yardıma ihtiyacı olan durumdayken bazen beklentili kişilik özelliğine geçebiliyoruz. Bu yaşadığımız ilişkilerde duygu durumlarında değişiyor. Bunlar ilişkilerimizde ne yazık ki bozulmalara ve dengesizleşmeye sebep oluyor. İlişkilerimiz kötüleşiyor. Kendimizi daha mutsuz hissetmeye başlıyoruz. Bunun için yardım isterken bir konuda, yani bir prenses olduğumuzda yardım isterken karşılığını vermek zorunda hissetmemek, karşılıksız yardım isteyebilmek özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ya da bir kurbağa olduğumuzda bir insana yaptığımız ya da bir durum karşısında yaptığımız şeyler sonucunda karşılık almayı beklediğimizde, mutsuz olduğumuzda artık bu yardımı karşılıksız yapabilecek miyiz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani bir prensesken koşulsuz isteme, durup şunu söylememiz lazım. Ben bunu istediğimde ve bunun karşılığını vermek zorunda hissetmediğimde nasıl bir insan olurum? Aynı şekilde bir kurbağa olduğumuzda ben bunu yaptığımda bunun karşılığında bir şey bekleyecek miyim sorusunu sorduğumuzda daha ilişkilerimizde iyi adımlar atabiliriz ve dengelemeyi sağlayabiliriz. Acaba kahramanlarımız ne yapacak? Masalımızda devam edelim. Prenses eve döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş. Akşam yemeğinde masada otururken kapının sesini duyunca kurbağanın geldiğini anlamış ve kapıya koşmuş. Karşısında kurbağayı görünce ne istiyorsun demiş. Kurbağa da bana bir söz verdin fakat beni bırakıp gittin deyince prenses iyice sinirlenip ben sana bir söz vermedim. Sen sadece bana bir iyilik yaptın. Bu makul bir iyilikti. Bunun karşılığında bu kadar fazla bir şey istemene gerek yoktu. Sen bir kurbağasın. Benim özel arkadaşım olamazsın. Şimdi gölüne geri dön. Bu hikayenin sonu böyle deyip kapıyı kapatmış. Fakat kurbağa benim hikayemin sonu böyle değil diyerek kapıyı çalmaya devam ettiğinde bu sefer kapıda kralla karşılaşmış. Krala her şeyi anlattığında kral öfkeli bir şekilde prensesin yanına gelip kurbağanın anlattıklarını söyleyip demiş ki, sen bir prensessin. Senin sözün kutsaldır ve sözünü yerine getirmek zorundasın. Şimdi kurbağayla arkadaşlık etmelisin. Burada yine masalı kesiyorum ve otoriter bir kişilikle karşılaştığımızı görüyoruz. Söz vermek üzerine yapılan bir
anlaşmadan bahsediyor burada. Söz vermek ve sözünü yerine getirmek insani değerler açısından çok önemli. Fakat burada söz verirken nasıl bir koşulda olduğumuz daha önemli bir nokta bence. Çünkü şu cümleyi hayatımızda ya bir kere kurmuşuzdur ya da duymuşuzdur. Söz verdiğim için yapmak zorundayım. Aslında burada bir şey yapmak istemiyor ya da yaptığı şey kişiye zarar veriyor, kişiden bir şey götürüyor. Fakat söz verdiği için, sadece söz verdiği için bir şeyi yerine getirmek çok da doğru bir davranış değil. O yüzden söz verirken ya da bir insandan söz isterken koşulları da göz önünde bulundurmak çok önemli. Hem yetiştirirken, çocuk yetiştirirken buna dikkat edelim. Hem de ilişkilerimizde, yetişkinlerin arasındaki ilişkilerde önemli bir denge unsuru olan verdiğimiz sözlerle ilgili birbirimize yaşattığımız baskılara dikkat edelim. Peki kahramanımız ne yapacak? Masala devam edebiliriz. Prenses oflaya puflaya kurbağayı almış odasına getirmiş. Artık ondan kurtulmak için tek yolun uyku olduğunu düşünürken kurbağa demiş ki eşsiz bir geceye hazır mısın? Hadi beni öp diyerek dudaklarını uzatmış. Prenses artık bu kadarının çok fazla olduğunu düşünerek kurbağayı aldığı gibi duvara fırlatıvermiş. Duvara pat diye çarpan kurbağa kanlar içinde yere süzülürken birden yerde uyuyan bir prens olmuş. Prenses gözlerine inanamamış, yaklaşmış prense doğru. O kadar güzel, o kadar masum gözüküyormuş ki prenses birden aşık olmuş. Ve içinde onu öpmeye dair çok büyük bir his duyarak yaklaşmış ve onu öper öpmez prens gözlerini açmış. Muhakkak ki masalın sonunda prens ve prenses hayatları boyunca mutlu mesut yaşamışlardır. Masalın bu versiyonunda bize vermek istediği mesaj hayır demenin gücü. İstemediğimiz şeylere karşı hayır diyebilmemiz. Sadece karşımızdakini düşünerek ya da bize yapılan bir şeyin karşılığında evet dememizin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve Judith Lieberman da masalın sonunda bizlere bir tavsiyede bulunuyor. Hayır derken aslında neye evet dediğinize dikkat edin. Bir şeye hayır dediğinizde neler kazandığınıza iyi bakın ki hayır deme kabiliyetiniz daha da gelişsin. Ve bunun üzerine bir de tavsiyesi var. Eğer kendinize bir hayır şarkısı yaparsanız ve o şarkıyı her daim söylerseniz hayırın gücünü daha iyi anlarsınız. Şimdi ben de önce kendim için sonra sizler için bir hayır şarkısı besteledim. Onu çalacağım. Hayır demezsem paylaşımı beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanalıma üye olun. Hayır bizim için çok güçlü bir kelime. Onun gücünü her an hissetmeye devam edin. Şifa olması dileğiyle. Hoşçakalın.